güzel bir zenginliktir bu. Şimdi skandal bir haberle devam edeceğiz. Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğrak Baş kızını mı dolandırdı iddiası var. İzleyelim görüntüleri, ardından yorumlayacağız. Büyük rezalet, büyük olay, skandallarıyla adından söz ettirmeye devam eden Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğrak Baş hakkında kan donduran haber. Kızını mı dolandırdı? Bu kadarına da pes. Adet senet imzalatmış. Kızım bunun farkında bile değil. Eski eşi şarkıcı Gülbin Vardar yaptığı paylaşımlarla tüm kamuoyuna seslendi. İsyan etti. Haciz kararı çıkartmış. Kızına araba alma vaadiyle 180 bin liralık senet imzalatan Ali Uğrak Baş, eski eşi ve kızını nasıl bir oyuna dahil etti? Sen bu iki senedi bu çocuğuna nasıl imzalatıyorsun? Para bu kadar gözünü mü bürüdü? Gülbin Vardar paylaşımlarında gözyaşlarına boğuldu. Çocuğumu niye borçlandırdın? Benim çocuğum bu senedi bu borcu ödeyecek bir çocuk değil ki. Her şeyi çok geç fark eden acılı evlat Aleyna babasına isyan etti. Babası tarafından dolandırılmanın şokunu yaşadı. Hakkımı arayacağım. Çocuğumun hakkını. Gülbin Vardar birazdan canlı yayında tüm olayları anlatacak, ancak gelin olayların detaylarını birlikte inceleyelim. Yeliz Yeşilmen'in Ali Uğrak Baş'la olan evliliği nasıl gerçekleşti? Ali Uğrak Baş Gülbin Vardar'ı Yeliz Yeşilmen'le nasıl aldattı? Bu üçlü arasında neler yaşandı? Gülbin Vardar ve Ali Uğrak Baş'ın evliliğinin bitmesinin sebebi Yeliz Yeşilmen'di. İkilinin bu görüntüleri magazin basınında akıllara kazınmıştı. İhanet rüzgarları o yıllarda Gülbin Vardar'ın canını fena yakmıştı. Aldatma skandalı yıllar önce magazin gündemine damgasını vurmuştu. Ve Yeliz Yeşilmen'in ismi artık yuva yıkan kadındı. Yıllar geçti, taraflar sessizliğe büründü. Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğrak Baş yeniden gündeme geldi. Eşi Yeliz Yeşilmen'in şiddet gösterdiği iddiaları ana haberlere konu oldu. Yeliz Yeşilmen'in Bergen gibi olmak istemiyorum isyanları kulakları çınlattı. Son sözüm, iyi niyetimin artık daha fazla kullanılmasını istemiyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaptım. Her konuda yapıyorum. Ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum. Tamam. Seviyorum sizi. Atletli fotoğrafıyla akıllara kazınan Ali Uğrak Baş ve Yeliz Yeşilmen 26 Ağustos 2021'de gizli bir şekilde boşandı. Ancak şimdilerde görünen o ki yeniden birlikteler. Neden ağlıyorsun? Bilmiyorum, çok duygulandım. Bunu nasıl mı anlıyoruz? Yeliz Yeşilmen'in paylaşımlarından. Geçtiğimiz aylarda Yeliz Yeşilmen bir arabanın içinden paylaşım yaparak sinir uçlarına dokunmuştu. İçinde olduğu araba Ali Uğrak Baş'ın eski eşi Gülbin Vardar'ın kızı Aleyna'nın arabasıydı. Bu arabayı iddialara göre o zamanlar Ali Uğrak Baş'ın Aleyna'ya hediye olarak aldığı söyleniyordu. Ta ki düne kadar Gülbin Vardar isyan etti. Ne var ne yoksa döküldü. Herkese merhaba. Tüm kamuoyuna ve basına duyurulur. Adet senet imzalatmış. Kızım bunun farkında bile değil. Ali Uğrak Baş araba almak için kızına imzalattığı ikişer adet 90 bin TL'lik senetler üzerinden haciz kararı çıkarttı. Bu kadarı da olamaz. Kendi kızıyla mahkemelik oldu. Kızını dolandırmak mı istedi? Daha bir iş sahibi olmayan Aleyna'yı bu yaşta borçlandıran eski eşine öfke kustu Gülbin Vardar. Adalete ve kamu kuruluşlarına seslendi. Susmayacağım Ali Uğrak Baş, susmayacağım. Hakkımı arayacağım, çocuğumun hakkını. Son zamanlarda Yeliz Yeşilmen'in kullandığı araç için birbirine giren taraflardan Ali Uğrak Baş'ın kızına böyle bir darbe girişiminde bulunması pes edirtti. Araba için 200 bin kendi cebinden verirken 200 bin liralık bir seneti de kızı Aleyna'ya imzalattı. Babasından doğal olarak böyle bir hamle beklemeyecek Aleyna hiç tereddütsüz imzasını attı. Daha sonra babasına bunun hesabını sorduklarında ise aldıkları cevap hiç şaşırtmadı. İddialara göre Ali Uğrak Baş zaten böyle konuşmamış mıydık diyerek mağdur etmeye devam etmiş. Şimdi eski eşi Gülbin Vardar Beyaz Magazin canlı yayınında her şeyi tek tek anlatacak.
Evet, Ali Urakbaş'ın kızını dolandırdığı iddiası vardı. İddia sahibi Gülbin Vardar şu anda yayınımızda, stüdyo konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Gülbin'ciğim. Hayırlı yayınlar size. Sağ ol, ne kadar güzel bir kadınsın sen. Çok Barbie bebek gibisin ya. Çok maşallah ya. Kim der bu iki çocuğu doğurmuş anne diye. Sizden sana duymak çok güzel. Aa, gerçekten. Evet, sizin gibi güzel bir hanımefendiden duymak. Ay canım bana benim. Onur verdi. Neler oldu? Nerede araba? Arabayı şu an aldım getirdim Bodrum'dan. Dün kızımla gittik. Fakat arabayı şey koymuşlar, icra takibi. Çünkü arabayı alırken kızıma iki tane 90-90 bin liralık senet imzalatmış. Ama bunu benim kızım farkında bile değil. Ömründe senet görmemiş kızım. Bir yere imza attım o sevinçle diyor. Ondan sonra senet olduğunu anladım diyor. Bu ne demiş? Hadi imza at demiş. Babası. Ve söylememiş kesinlikle neye imza attığını. Önceden bir söylemez mi insan? Anneciğim söylese zaten ben o kadar şey miyim? Senetin ne kadar başa bela olduğunu bilmez miyim? Kaç yani yaşında kızın? Yani hani belli bir yaşı yok mu? Babasına güvenmeyecek de kime güvenecek? Aynısı yani biriyle beraber. Beraber atılması gerekmez mi? Yok, 18'i doldurmuş. Yok, doldurmuş. Ha. Yani evet. Bir de Didemciğim, bir insan babasına güvenemeyecek de kime aynen yani şey kime yapacak? Güveneceğim ya, kime dedi. Güveneceksin yani? Ama senelerden beri zaten bu insan hayatımızda bizim olmadı ki. Hep böyle olduğu zamanlarda sıkıntılar yaşattı. Senin ilk eşin, çocuklarının babası. Evet. İki tane çocuğum var evet. O adamdan. Evet. Bundan 4 ay evvel diyor ki kızına, gel diyor sana araba alacağım diyor. Evet, evet. Ve 180 bin lira değerinde bir araba alıyor. İki tane de senet imza atıyor kızına, evet, öz evet, kızına. Evet, biz bir tane senet zannediyorduk 90 lira. İki tane senedi gördük, avukatım yani şey yaptı, tespit etti. Şok olduk. Kızım tabii ki de yıkıldı. Dün geceden beri yemek... Şu an haciz kararı mı? Evet, icra takibi de başlamış. İcra ödeme emri çıkarmış. Evet. Benim kızıma sen nasıl imza attırıyorsun? Ve arabayı alıyor Bilal Beyciğim, kadının altına veriyor. Tamam. Kadın kim? Onun altına veriyor onlar yani. Onlar boşanmadı mı? Boşandılar. Arabayı 3-5 gün benim kızım kullanıyor. Biz borçlanıyoruz. Bizim düşmanımız arabayı kullanıyor. Bu nedir ya? Bu ne demek yani? Bu neyin sınavı? Bu kumpas mı sizce? Ben anlamıyorum yani. Şimdi anlam veremediğim şey bir de benim yani insan kızına araba alır, başka bir şey alır. Yani her şey alabilir. Evet. Ama insan bir baba olarak kızını nasıl bu mağduriyetin içerisine, bu borcun içerisine sokar? Ve sizi de evet. Yani bunu anlam veremiyorum. Bir baba nasıl bunu yapar evladına? Daha... Hadi sizle olan kavgalarını biliyoruz 20 evet. yıldır. Evet. Hani ben de 3 aşağı 5 yukarı evet. diyorum ama evladına nasıl yapar bunu? Bu planlanmış mı? Nasıl güvenecek bir daha bu çocuk? Duyguları yıkıldı, hayalleri yıkıldı. Hiçbir kimseye güvenmeyeceğim artık. Kocam olsa kocama bile artık imza vermeyeceğim diyor. Ve dün geceden beri yemek yemedi. Ve dün geceden beri ağladı. Psikolojisi bozuldu. O kadar hevesle, sevgiyle gittiğimiz yerden bu icra tedbirini duyunca üzüntülü bir şekilde geldik, ağlamaklı bir şekilde geldik. Ben de çocuğumun ağlamaklı şekline dayanamayıp bir anne olarak bunu insanlarla ve sizinle paylaşmak istedim. Çünkü hep siz benim yanımda oldunuz. Bir dönemde 2 sene çocuğumu tuttular, benden ayrı bıraktılar. Yine basının sayesinde ben çocuğuma kavuştum. Ne kadar zamandır babayla görüşmüyordu? Yaklaşık 10 sene var. 10 senedir babayla görüşmüyorlar. Evet. Ve baba 10 sene sonunda 4 ay önce kızını çağırıyor. Evet. İşte gönül almak, işte o 10 yılın şeyini belki parayla kapamaya çalışıyor. Yok yok, o eski eşten boşandıktan sonra tekrar bir ilişki kurmak amaçlı. Çünkü hep engelliyordu o şahıs bunların ilişkilerini. Peki Yeliz Yeşilmen sizin Ali Bey miydi? Evet. Evliyken mi? Evet, evet. Ali Uğur Akbaş. Biz beraberken zaten evliydiniz hamile siz? Kaldı. Evet, biz nikahımız vardı. Zaten hamile kaldı. Ve ben boşandık günde 5 aylık hamileydi o evlendiğinde. Yani bu arada söz hakkı ben evlenmesem, boşanmasam Yeliz Yeşilmen de bağlanabilir. O hamile hamile ortalarda kalacaktı ve onun açtı zaten boşanma davası kabul olmadı, red oldu. Ben açınca zaten boşandı. Bu yıllar önce olan ilk evet. Yeliz Yeşilmen'le muhatap olmanız evet. 18-19 sene oldu herhalde değil mi? 21 sene. Küçük 21 sene kızımla Aleyna ile beraber. Evet. 21 sene. Evet. Üzerinden 20 peki, yıl geçmiş. Evet. Doğru. Peki şimdi bu araba alırken babasının kızına, kızının da haberi yok, sizin de haberiniz yok. Kızınızı oraya yok. Yollarken senet imzalatması planlanmış bir şey gibi geliyor evet, bana. Evet. Yani bir, çünkü kendisi de altına kefil oluyor. Evet. Galeri başka türlü arabayı vermez. Evet. Senetlere baktım. Evet. Baba da kefil oluyor altına. Evet. Kefil oluyor ama kızına da bu yolla ödetmeye sonra soyunuyor. Yani size icra ile geliyor bunun parasını ödeyin diye. Peki galeri niye rehin koymuyor Bilal Beyciğim?
Hemen arabaya rehin koyar. Şu anda araba nerede? Arabaya rehin bu araba koyma nerede da yok. Şu anda. Arabayı Didem Hanımcığım işte ben yakalatma çıkardım kızımın üstüne olduğu için. Hı-hı. Araba orada Bodrum'da havalimanına giderken bir yabancı bir şahıs içinde. Kız, kadın kullanıyordu zaten. Halkın tepkisinden dolayı artık kadın kullanamamaya başladı. Kadın dediğimiz Yeliz Yeşilmen'den evet o şahıs. Halkın tepkisinden sonra kullanmamaya başladı. Aldı arabayı ona verdi öyle mi? Ona verdi ve kapısının önünde zaten hiç storyler. Bu arabayla story mi attı? Görüntü attı sürekli, siz oradan biliyorsunuz. Sürekli evet. Bu arabayı onun kullanıyor arabası, şu an. Olmaz mı? Trilyonluk arabaları var onların. Yeliz Yeşilmen de bağlanabilir. Niye arabaya yani niye ihtiyaç hissetmiş? İşte, kızınızın mı borçlandırıldığı arabayı Yeliz Yeşilmen kullanıyor. Evet babası borçlandırdı. Ve nispet yapılıyor evet, size. Evet aynen ve bu sonuçta şey benim kızım nasıl ödeyecek bunu yani sonuçta beni borçlandırmış kendisinin oluyorlar. Kendisinin de kızı var. Yarın bir gün kendi kızının da aynı durumda yani o da bir anne. Kendi kızı var. Niye evet empati yapamıyor? Yani Yeliz'i burada gerçekten anlayamıyorum ben. Hiçbir zaman yapamadı ki. Küçücük bebekken bile ben bir liste yazıyordum mesela alınacaklar listesi. Tabii. Bez, mama, evet, süt. Bu. Evet. Alıp o listeyi yırtan bir kadın. Yani. Ali Urakbaş. Yeliz yırttı. Anneciğim Yeliz yırttı. Bu kadar. Ben ondan artık vicdan beklemiyorum yani. Dünyanın en vicdansız bir kadını bana göre. Çünkü beni 2 sene çocuğumdan ayrı koydu ve nispetler yaptı, storyler attı. Ben çok icralarla gittim, çocuğumu alamadım ve ben orada onun avukatından şiddet gördüm. Tam tersine olayı çevirdiler. Ben sanki onun avukatına şiddet göstermişim gibi jandarma, icra müdürü hepsi bana dava açtılar. Onlar da tanık oldular ve benim sabıkamı bozdular. Tarafların söz hakkı var. Adı geçen herkes bağlanıp kendini ifade edebilir. Ben çocuğum için zaten kelle koltukta gidiyordum yani diyordum. Bir eğer ki bu hikayede bir kurban olacaksa benim kızım kurban edilmeyecek diyordum yani. Ben her şeyi göz önüne alarak gidiyordum oraya. Şimdi burada Yeliz'e de bir şey söylemek istiyorum. Yeliz'ciğim bak senin de bir evladın var. Bugün 2 tane evladı var. Yani bir kız evladı var. Yani evet. Sonuçta yarın karşına neyin nasıl çıkacağını bilemezsin. O yüzden burada da bir evlat var. Yani burada aslında babanın kızına olan bir hatası yanlışı varsa bile senin devreye girip bunu telafisini yapman gerekir. Yani bir annesin sen de. Yapar mı? Zaten yapar. Bu saatten sonra yapar mı? Yok o yapmaz, hiçbir şey yapmaz. Zaten de yapan çok o. Ayıp alıp arabayla storyler atmak, bu çocuğun hayallerini yıkmak, çok duygularıyla ayıp oynamak. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi Gülbüncüğüm? Suç kimde biliyor musun? Suç kesinlikle babada. Ve bir baba evet, bir baba evladına evet bunu evet yaşatmaya evet hakkı yok. Yok. Yani baba maalesef anneler, babalar hayatta yaptığı hataları doğru çocukların mal edemezler. Doğru. Baba aslında doğru bunu size yapmış. Bu doğru tuzağı size kurmuş. Doğru. Baba sizi bu duruma düşürmek için bu senet oyununu evet gerçekleştirmiş. Bunu apaçık görüyoruz. O kız nasıl ödeyecek? Tabii ki size cüre evet edecek. Bunu evet siz ödeyeceksiniz evet, sonuçta evet yani. Yani dolaylı babaya, yoldan seni borçlandırıp babaya, seni zor duruma sokmak. Babaya siz daha evvel bu adama Ali Uğur Bey'e, Ali Uğur Akbaş'a icrayla gittiniz mi? Böyle bir şey yaptınız mı? İcra gönderdiniz mi? Hangi? Ben çocuğumu almaya İsrail'e gittim. Herhangi bir şekilde. Bir de nafaka icrasına gitmiştim. İşte tamam onun intikamı. Seneler önce gitmiştim. Onun intikamını alıyor. Yok onun intikamını. Evine icra gitti mi? Eşyaların haciz kondu mu? Koymadık. Takside nafakamız var. Hapis cezası da yaptım. Neler yaptım. Ama kesinlikle ödemiyor yani. Ve en sonunda şimdi şeyine gelir vergisi var ya emekli maaşı. Hı hı. Şimdi biz emekli maaşına şey yapıyoruz. Tamam işte onun için bunu size yapıyor. Bunu onun için yapıyor size. Kendisi bunu ödemiyor size yani. Kendi iş hayatı yani. Yani bilmiyorum onun zaten. Petrol ticareti yapıyor mu? Nakliye şirketi var mı? Bunları okuyoruz ama. Vallahi nakliye o şirketi bağlanabilir Ali Uğur Bey Akbaş. Bu işleri evet yapan bir adam nasıl nafakayı ödemez de maaşına haciz getirtir? Yani, o kadar parası olan bir insan o duruma düşer mi? Yani işte 180 bin lirayı şimdi olmuş zaten 200-250 lira olmuş. Avukat Bey öyle söyledi. O kadar varlıklı bir adam da yani 200 bin liranın niye peşine yani düşecekse. Neden? Hiç geldi bana gerçekten. Ya baba bu zaten bugüne kadar babalık görevini yapmadı, hiç yerine getirememiş hiç ki. Hakkı yok. Yani böyle babalık olmaz olsun. Evet. Yani ben gerçekten çok ayıplıyorum ve kınıyorum. Tamam insanlar boşanabilir, ikinci hayatlarını kurabilirler, tabii ki boşanabilirler ama evlatlarımızdan boşanmıyoruz. Yani bilemiyorum aslında sizden de helallik alarak boşanması gerekirdi. Ya. Hala ilişkilerinizin
Evlatlarınız var iki tane. Evet. O konuşarak, anlaşarak yapmak yerine bir de düşmanının sana yapamayacağı şeyi şu an size bu mağduriyete sokup bu noktaya getiriyorlar. Epes diyorum ben. Yani ne umutlarla çocuklar gidiyor, yeniden sıfırdan ilişki kurmaya gidiyor. Gidiyor alıyor küçük kızımı, öbür vatandaşın evine götürüyor dadılık yapmaya. Ben senin çocuklarına dadılık yapmak zorunda mıyım? Herkes çoluk çocuğuna sahip çıksın. Doğuruyorsunuz, atıyorsunuz anne baba olarak. Benim kızım sizin çocuklarına bakmak zorunda mı? Sürekli baskı yapıyor çocuğuma. Bak diyor, beni arıyor. Bu bilmem ne diyor, küfür ediyor bir de, ağzı çok bozuk. Şimdi ben bunu diyor buradan diyor kovuyorum diyor. Kardeşlerine bakmıyor. Sen ne diyorsun dedim. Benim o ne kadar çirkin bir üslup. Kocaman seninle bir rekabette kızım mi sürekli? Böyle bir seninle mi şey yapıyor acaba? Bir yarış halinde mi düşünüyor kendini? Ya bu arada tabii Yeliz'le bağlanabilir. Evet, o kendisi öyle, hani doğru bağlanabilir. Bu bir denklem. Orası doğru, evet. Çünkü öyle. Çünkü neden hala? Kıskançlık. Yani... Kıskançlık. Bana göre kıskançlık. Benim burada sizinle oturmamı bile hazmedemiyor. Yani böyle herkes benim bu söylemlerimi duymasın. Onlar hep bağlansın, iyi olsun, alkışlansın. Bağlansın, anlatsın. Gerçek da yüzünü görmesin insanlar. Yani insanlar artık biliyor, ayyuka çıktı yani, niye oynuyorlar ki? Kızım da böyle yapıyor. Araba aldı diyor, oynuyor insanlara, ben kızımı araba aldım. Meğer bana iki tane senet imzalatmış. Anne, anneciğim insanlara niye oynuyor bu adam diyor. Artık herkes yüzünü görsün bu adamın diyor. Evet. Peki şu an senin ekonomik durumun nasıl? Ne yapıyorsun? Ya şarkıcılık işte, yapıyorsun değil mi? Şarkıcılık yani, yapıyorum. Hı. İşte şarkıcılık yaptığım için de kalktı kızlarıma diyor ki işte bar bilmem nesi annen. Sürekli bunları işte, şey yapıyor, dile getiriyor. Böyle bir şey var mı? Ya. Her ne sahnede şey olan ya, öyle mi yani? Bunları... Sen nasıl geçinecekmişsin mesela? Nasıl çocuğuna bakacaksın? Ne yapacağım ben? Mesela? Evlenmem zaten. Kesinlikle evliliği kapattım. E ne yapacağım İki ben tane peki? Kızım var. Asla asla kapattım. Ancak onlar evlenirler. Ancak o zaman belki evlenirim. Ama onlar evlenmeden asla ben evlenemem. Kızların evlenmeden. Asla evlenemem. Ben kendimi onlara adadım. Ben Makedon kızıyım. Biz de kocaya gittik, kafayla bedenle çıkarız. Ben de neler çektim yani. Evlendiğim zaman nelerini çektim. Ama ben hep şiddet sustum. Şiddet gördün mü? Ben de şiddet gördüm. Tabii ki de Ali gördüm. Ali Urakbaş'tan. Evet, çünkü bu benim habire, ben boşanmıyordum Pınar'cığım. Boşanmadığım için beni her gün eve gelip dövüyordu. Yapma ya. Tabii. Nasıl Yeliz dövüyordu? Yeşilmen video çekti ya. Hatırlıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Boşanacaksın diye. Boşanacaksın diye beraber bana şiddet uyguluyordu. Dövdükten sonra da sokağa atıyor iki çocuğumla, tamam, beni küçücük çocuklarım. Nasıl bir vicdan babamı ya? Babamı arıyor, babama da küfür ediyor. Bilmem ne kızını sokağa attım. Benim babam nikahıma bile gelmedi, karışmaz. Benim babam esnaf. Esnaf. Karakola gitmedi mi dayak yiyince? Ve babam iki gün sonra felç oldu onun yüzünden. Polise gitmedi mi dayak yiyince? Gittim, bir sürü şeylerim var. Savcılık duyurularım var. Karı koca olunca hiçbir şey olmuyor. Boşanınca kurtuldun, kurtulamadın. Boşanınca bugüne kadar. Şimdiki aklım olsa keşke de boşamasaydım. Vallahi de boşamasaydım. Çünkü neden? Boşadım. Şimdi iyice anladınız mı? Ben boşanmasaydım o zaman o boş evlenemeyecekti. Böyle başımıza da musallat olamayacaktı. 21 sene musallat oldu başımıza. Biz yolumuzdayız. Dizide oynuyorum, orada oynuyorum. Onları arıyorlar. Oynatmayacaksınız. Yok, Faruk Tuncel ile çalışıyoruz. Onu çeviriyor, kadın çeviriyor bu oyunda. Ali Urakbaş seni şu an ekmeğinden mi ediyor? İş, evet, işine ikisi mi de, engel oluyor? İkisi de. Diyorsun. Kadın da o da. Faruk Tuncel'i çeviriyor. Onu diyor çıkarmayacaksın sahneden. Sana ne? Ekmeğini sana ne oluyor benim sahnemden? Arkadaşım sen de çık. Sana ne? Kime ağzı ne? Ağzı bozuk mu? Ağzı bozuk. Acayip bir bozuk. Mı? Ben hep eve almaya gidiyordum mesela şeye. Çocuğumu ya da işte böyle şey. İlk zamanlar eski eşimi almaya gidiyordum. Ay bana ne küfürler. O kadar küfürler. Ben hiç duymadığım küfürleri duydum. Zaten çocuklar zaten gece gündüz evde kavga ediyorlar. Mutsuz ve huzursuzlar. Ben kendim bir çekirdek aile kurdum. Annem, ben ve çocuklarım. Biz çok mutluyuz. Yaralarımızı sardık. Kanayan yaralarımızı. Dünyamızı kurduk. Ama bunlarla her görüştükçe bu yaralarımızı tekrar, yani başımıza iş açıyorlar açıkçası. Sonra baba evlat görüşsün. Tamam efendim, görüşsün. Ama bakın. Vallahi... Bak sen şiddet gördüm dedin ya Ali Urakbaş'tan. Yeliz Yeşilmen'e gazeteci soruyor. Evliliğiniz boyunca şiddet gördünüz mü? Her evde, her ailede olur. Sürekli. Şiddet şöyle oluyordu bizde. Eşimle tartışırken bana elma ve yumurta fırlatıyordu. Yo, bayağı dövüyordu. Kendini şimdi... de kapıyı odaya kilitliyormuş. Bayağı dövüyormuş. Şimdi evet, Bilal Beyciğim, bayağı. Yapımcımız Bilal Özbilge yazmış. Uğur Akbaş'la ilgili. Herhalde bir davamız söz konusuymuş kendisiyle ilgili. Küfür ettiği, ben de savcımıza kadar, evet, hakaret ettiği, evet,
Evet. Doğru mu bunlar? Doğru. Doğru. Kendisi doğru. de yazmış. Doğru. Ve dava açmış yapımcımızda Bilal evet. Özbilge. Ses kayıtları ve dosyaları da varmış elimizde. Şimdi nasıl bir şey biliyor musunuz bu insan? Bir partide parti mensubu. Şöyle şunu onu şöyle ha, söyleyeyim. Bak, şunu size söyleyeceğim. Pardon bir saniye söyleyeceğim. Bilal Özbilge'nin yazdığı. Tamam. Çok tehdit etmiş, ağzı bozuk evet. konuşmuş. Evet. Halen davalık durumdayız. Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı atletli fotoğraf gündem olunca ben de bir magazin programının yapımcısı olarak bu fotoyu yayında konu edip yayınladım diyor Bilal Özbilge. Normal. Beni arayarak eşime, anneme, TV çalışanlarına ve ekran önünde olan sunucularıma ağzı alınmayacak küfürler ve tehditler etti. Ali Uğur Akbaş, sesini kaydediyorum, etme küfür, seni savcılığa vereceğim dememe rağmen savcımıza da küfür ederek nereye gidersen git dedi bana diyor Bilal Özbilge. Ben de dava açtım. Evet. Ses kayıtları da dosyaya konuldu. Evet. İşte bu fotoğraf yüzünden oluyor her şey. Ki bu fotoğraf zaten her yerde yayınlandı. Evet. Fersah fersah yani. Sadece bu yayınlandı diye de savcımıza kadar hakaret edecek yani. Bir boyuta gelmiş. Dağla. İş yapımcımıza kadar hakaret edecek çekenler, bir boyuta gelmiş. Çeken siz, yayınlayan siz. Çeken, paylaşan siz. Yeni Yeşilmen paylaşan gene o. Basına her yerde düştü. Herkes de bunu yayınladı yani. Ya zaten herkes Ali Uğur Akbaş'ın o kadar yüz kızartıcı suçlardan... şeyleri var ki, sabıkaları var ki efendim. Kadına da şiddet uyguluyor değil mi? Bir sürü suçlardan, yüz kızartıcı suçlardan ben de bunu, işte beni dövüyor, karakola düşüyoruz, bir geliyor GBT. Polis bana diyor ki bu adamı nereden buldun sen? Ben ne bileyim, bilmiyorum ki. Evlenirken GBT'ye bakmak lazımmış, bunu öğrendim. Vallahi bunu öğrendim. Yani o yüzden... Beraberken hiç anlamadınız mı yani nasıl biri bu adam, nasıl davranıyor? Ya vallahi benim ailem anladı işte, Adana yöresinden benim babam hep, her yani? Tarafı, benim babam iş adamı, hep her tarafı bizim imalat... gazaletleri veriyorduk. Araştırıyor aileyi maileyi. Diyor ki sakın bununla evlenemezsin diyor. Ben vermiyorum diyor. Ben de işte babamı ezdim. Kendim ettim. Kendim buldum. 19 yaşındaydım. Ben o sestim. Mesleğimi bıraktım. Gittim bununla evlendim. Yani çekiyorum işte. Çekiyorum. Ya benim anlayamadığım şey. Çocuklarım da çekiyor bir şimdi. Bir insan evladına sahip çıkmayıp onun ihtiyaçlarını karşılayamadıktan sonra baba yani baba figürü yani baba olması nasıl bir şey ve bir başka kadının da himayesi altına giriyorsun. Evet. Yani evet. ben öyle görüyorum doğru. şimdi sizin anlattıklarınızdan ve o kadının himayesi altına girerek evladına eziyet ediyorsun. Ama evet. bak Yeliz Yeşilmen, Yeliz Yeşilmen diyor ki boşandıktan sonra. Böyle baba olmaz olsun. Ya. Diyor ki bak Yeliz Yeşilmen o çok helal iyi bir olsun. Baba ama biz anlaşamıyoruz. Acaba evet. onun evlatlarına... Gerçekten babalık mı yapıyor? Çok iyi babalık mı yapıyor? Evet benim kızım oraya gittiği zaman anneciğim bize üvey evlatlık yapıyor. Sanki biz kendimizi üvey evlat gibi hissediyoruz. Onların çocuklarını hep işini gücünü bırakıp koşu koşu onların başına gidiyor. Niye? Bilmiyorum. Neden? Onlara öz evlat benim çocuklarım üvey alınıyorlar kırılıyorlar. Bu sefer de geldiler yani bir daha da görüşmek istemiyoruz. Psikolojimiz bozuluyor. Bizi zorlama. Artık diyorlar yani ne gerek var. Babaya gitmek istemiyoruz. Hayır bitti zaten. Benim hep zorumla yani artık dedik yaşlanmıştır, etmiştir. Çocuklarınız ilişkileri yani genç kız bunlar. Yani bir gün evlenecekler, isteyecekler. Ve sonuçta orada babadan da iki istesinler. Tane kardeşleri var değil mi? İnsan evet. birbirine kaynaştırmaz mı yani bir baba olarak bunu nasıl böyle bir ikilik yapabilir, ayrımcılık yapabilir? Üvey ya? Evlat. Benim çocuklarım üvey evlat ama zaten gittiği zaman kızlarım da öbür... O şahıs, o kadın sürekli arıyor. Aleyna artık diyor ki durmadan anne diyor 20 kez aranır mı? Gel buraya çocuklarına sahip çık. Ya bu çocuk zaten 10 seneden beri babayı görmemiş. Yeni gelmişler. Bir nefes ver ya. Bu kadar kıskançlık, hasetlik ne oluyor? Bundan önceydi o çocukları. Ali Uğur Akbaş'ın iki çocuğu olduğu halde kadın sen onunla evlendin, yuva yıktın. Sen şimdi çocuklar... 10 sene sonra görüştüler. Sen rahat vermiyorsun, huzur vermiyorsun. Ne kadar anlatamam. Bak insanlar şimdi bunu duyuyor. Seni ayıplıyorlar, beni değil. Nefes vermedin. Senin nefessizliğinden çocuğum kaçtı oradan. Ve senin çocuklarına bakmak zorunda da değil. Aleyna'da senin ses kayıtların var. Aleyna'cığım git kardeşlerine baksana. Sen televizyon programına gidecekmişsin. Benim Aleyna senin çocuklarına bakacakmış. Hadi ya. Ben mesleğimi bu yüzden %80 evime hep ben kızlarımın başında durdum. Senin çocukların sokaklarda hep büyüdü. Ya yandılar, şey oldular. Benim içim acıdı anladın mı anne olarak? Ben hiçbir annenin evladı yansın, üzülsün istemem. Onlar da bizim evladımız. Sen ama çocuklarına sahip çıkamıyorsun. Ne yazık ki senin gibi anneler de anne oluyor. Olmayanlar da olamıyor işte. O yüzden Aleyna senin çocuklarına dadılık yapamaz. Çocuklarına sahip çık tamam mı?
Ben nasıl sahip çıktım, işimi gücümü bıraktım. Bak evlenmedim, aslanlar gibi başındayım. Anne yemeği pişiriyorum her gece çocuklarıma. Benim çocuklarım dışarıdan yemez, herkes de bilir. Ya biz senin kölen değiliz. Sen anca Ali Urakbaşı almışsın aklını ama benim aklımı alamazsın. Sen bizimle uğraştığın sürece ben susmayacağım. Bunu da böyle bilin. Ali Urakbaş, bak sana da sesleniyorum. Bu senede yırt at, tamam mı? Sen 180 bin lira ben ödeyemiyorum, onlar ödeyecekti. Nerede biz ödeyecektik ya? Bu kadar Ali Cengiz oyunu yapma, yeter artık ya. Girmediğin suç kalmamış. Dolandırıcılıktan suç girmişsin. Sahtecilik. Çıkarsınlar. Bakın basın burada. Açık ve net söylüyorum yani. Benim çocuğuma sen nasıl iki tane senet imzalatıyorsun? Ne hakla imzalatıyorsun? Ve imzalatıyorsun. Ha bu senedi benim bilgim var. Ben imzalattım. Peki o zaman ben düşmanıma o arabayı verir miyim? Diyor ya. Onlar ödeyecekti diyor ya bu parayı. Ha ben ödeyeceğim o zaman bu parayı, öyle mi? Ben imzaladım farz edelim. Ben düşmanıma peki o arabayı verir miyim, gönderir miyim? Bu kadar olur mu? Senin zaten ses kayıtların var bende. Ne diyorsun? O arabayı ben aldım, istediğime veririm. Sen karışamazsın bana, ne diyor? Bir sürü hakaretler ediyor. O hakaretler için de zaten şimdi dava açacağım. Aleyna da şahit olacak, Asena da şahit olacak. Çünkü onları da benim için bar bilmem nesi hep sürekli diyorsun. Hepsini ödeteceğim sana. Ağzın çok gevşek. O ağzının gevşekliğini çekeceksin arkadaşım. Sonra halk ne yapar biliyor musun seni? Rezil rüsva eder. Suratına tükürürler. O senetleri de yırt at. Bizimle de uğraşma. Çocuğun sakın altından arabasını almaya da kalkma. Çocuğumun eşyalarını gönder. Bir sürü eşyaları kaldı. Eşyalarını da gasp ettiler. Vermiyorlar. Allah Allah. Arabayı zaten talan etmişsiniz. Anahtarın ucu, anahtarlığı, arabanın ucundaki anahtarlığı. Ondan sonra şey, hani böyle görüntülü şey asıyorsun ya, telefon şeyi. O şarj aleti. Hepsi iPhone yani düşün. Hepsini talan etmişsiniz. Bu kadar olur mu ya? Ehliyet yok. Ehliyetin içinde çocuğumun sürücü belgesi var. 100 kere söylüyorum, eşyalarını ve bu emanetleri gönder. Bak göndermediğin sürece, bu senetleri imha etmediğin sürece bu olay devam edecek. Ve halk ve insanlar ve anneler o çocuğun gözyaşlarını senden soracaklar. Ali Urakbaş, o çocuğum dünden beri yemek yemedi, tamam mı? Ben de yemedim, ben de ağladım. Çocuğumu depresyona soktun. Kime güvenecek bundan sonra ya? Kocama bile artık imza atmayacağım anneciğim diyor. Günah değil mi ya, çocuğun duygularıyla oynadın sen? İki tane senet imzalattın, kadına araba almışsın, karına. Karın şey yapıyor, hikaye atıyor. Artık karısı da değil herhalde. Eski karısına işte, eski karısına. Arabayı da garajında tutuyor. Sen bize borç takıyorsun, herkese taktığın gibi. Ama ben kimse değilim ha. Ben Gülbin Vardar'ım ha. Benim aklım o kadar zeki ki, ben Makedon'um, ben Arnavut'um. Bak, benim şu çocuğun böyle söz konusu kesilse, olduğunda bir anne nasıl annenin kartal kesiliyor? Asla. Buyurun. Senden ya korkmuyorum. Ne yaparsan yap, tamam mı? Ama benim çocuğumu ağlatma. Babalık görevini yap. 40 yılın başında bir yaptım. O senetleri imha et. Ve çocuğuma arabasını bırak, rahat rahat çocuklarım nefes alsın. Uğraşma. Sen huzursuz ve mutsuzsunuz. Çocuklarımla uğraşmayın ya. Yeter ya. Düşün 21 sene oldu ya Bilal Beyciğim. Yeter artık, bıktım ya. Ben artık çaresizim. Evet. Uğraşamıyorum ben. Ben uğraşamıyorum artık. İnsanlar siz uğraşın. Lütfen bize sahip çıkın. Biz artık gerçekten ya bak tansiyonum var. Panik atağım var. Mide hapı kullanıyorum. Ay, ondan sonra şeyi kullanıyorum. Bağırsak kullanıyorum. Hemen bağırsaklarıma vuruyor zaten. Yani bu kadar da olur mu yani? Hastalanıyoruz artık yani. Yettiniz artık. Şimdi bir kadın dünyanın periştahı olsa, en güzel kadını da olsa. Olabilir. Değil mi? Bak bir evladın. Bir su alalım mı biz? Arasına nasıl girebilir ya? Senelerce girdi zaten, görüştürmedi senelerce. Bunu baba nasıl müsaade eder? Babanın aklı gitmiş ama benim aklım gitmedi. Ben çocuğumu ağlatmam, çocuğumu da ezdirmem. Hakkımı arayacağım. Her türlü hakkımı arayacağım ve söke söke de hakkımı senden çıkaracağım. Bunu unutma. Senin kafa gitmiş, bağlanmış oraya. Bunlar da senin çocuğun ya. Senin iki tane kızın var aslanlar gibi ha. Kendine gel. Ya bir de akıllı bir erkek senin önceki çocuğunun mamasını bezini almaya engelleyen bir kadından nasıl iki çocuk yapıyorsun sen? Yok yok, aklı gitmiş, tamamen gitmiş. Düşünsene. Ya demez mi sen? Yani, o da benim çocuğum, sen ne yani diyorsun dersin? Mı? Yani düz mantık akıl, düşünüyorum yani. Akıl tutulması yaşıyor. Yani benim çocuğumu adam alacağım şey sen kimsin yok dersin, karışıyorsun yok dersin yok de. Yani ben şimdi sen anlattıkça görüyorum, dehşetler içerisinde yok kalıyorum. Evdeki eşyalar icra geldi mi? Şimdi şu an yeni çıkarmış. Tebliğ geliyor bana. Biz şeyden gördük. Ondan sonra 5 gün içinde ödemezsen tabii ki de
evdeki eşyaları götürecekler. Senin bir tabii dava ki, açma tabii ki. Şeyin var mı hakkı? İşte avukat beyle işte şey yaptık. Evet, acil bir iyi bir avukata danışmak. Senet olunca lazım. Öyle bir şey mi var Bilal Beyciğim? Tebligatı tebelli ettin mi, aldın mı sen? İcradan almadın. Çıkarmışlar da yolda, bana gelecek. Avukatın gerekli itirazda bulunacaksın. Evet, avukatın gerekli itirazı yapar. Yapması lazım yapar, hemen. Yapar, var hemen mı yapar. İyi bir avukatın? Vallahi işte öyle pek iyi de dişli avukat lazım bunlara, yani bu işleri bilen. Ne yapacağım? Vallahi öyle destek olmayan avukat varsa, değil mi? Ne yapayım ben şimdi? Ben senin için bir şey yapacağım. Değil mi? Evet. Ben... Dişli birisi. Ama senedin hiç dönüşü yokmuş Bilal Beyciğim. Doğru mu o senet? Onlar halledilir. Halledilir. Önce itiraz edilir. Şey, ondan sonra avukat onları yoluna koyar da. Evet. Gülben Hanım'ın avukatını bağlayalım evet, yani. Evet, konuyu anlatsın. Aynen. Bağlayalım. Çünkü var mı telefonu? Olarak ne yapılabilir karşımıza? Evet. Yani. Evet. Onu bir önce şey yapalım. Biz de kendimize göre tedbirlerimizi evet. alalım. Yazık evet. günah yani. Burada evet. bakın. Yani bir anne... Yani evladı için şu çırpınıyor an... Ya. Yani çırpınıyor, haykırıyor ya. Ya nasıl bir babasınız lütfen ya. Bak yani... Gerçekten ne diyeceğimi şaşırdım. Şaşırıyor insan. Şaşırdım. Evet, ağzımız dilimiz kilitleniyor bunlara, hayret ediyoruz. Evet. Ama araba yani, şu anda başkasında, alındı araba altımıza. Şimdi araba, ben şimdi zaten araçla buraya geldim. Ben de şu an araç. Sizde araba. Evet, ben de araç şu an. Ama işte tebliğ çıkarmış. İşte detayları avukat biliyor. Hı-hı, ama anlasın. Her an altınızdan alınabilir. Evet, her an alınabilir. Evet. Benim anladığım kadarıyla... Ali Bey Yeliz'in eteklerinin altına saklanmış evet, değil evet, mi? Evet. Ne derse o. Evet. Evet. Şunu yap, bunu yap. Evet, aynen öyle. Yani burada gerçekten akıl tutulması yaşıyorum aynen şu öyle. An. Ali Bey'le hiç konuştunuz mu telefonda ya yok da yüz yüze? Yok ya, onunla hayır, biz onunla iktidar 15 gün önce yaptık Bilal Özbilciğim. Dedi işte, dedi küfür etti. Size ne dedi? Ben istediğime veririm dedi. Dinledim. Sonra da dedi ki senedi o ödeyecek dedi. Sonra da Ali Cengiz oyunu her zamanki gibi herkese yaptım dümenleri Gülbin'e yapıyorsun. Lan Gülbin Vardar yutar mı be? 6 sene senle kalmışım. Senin attığın adam. Ha, bir tane siyasi partiye şu an üye kendisi. Bakın, bakınız. Genel başkanla gidiyor, görüşüyor. Arkasından öbür partili, başka partiyle görüşüyor. Kaydırdı da oraya da gitti. Şu an avukatımı sattığımız dönmüş. Tamam. Onun Salih hakkında Bey. Konuşuyor ama başkanı başkanım, genel başkanım sakın inanmayın. Sizin hakkınızda hep evde küfürler ediyor. Güvenmeyin o adama. Avukatımı sattığımız da şu an Salih evet. Bey. Günaydın. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Yayınımızı izlediyseniz biz Gülbin'in şu anda sıkıntısına bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Burada acılı bir anne var ve kızının dolandırıldığı evet. iddiasıyla bize geldi. Bu konu hakkında neler yapılabilir hukuksal boyutta dava yani, olarak? Biz zaten dün Gülbin Hanım'la beraberdik. Aleyna da vardı. Arabayı teslim alıp tekrar İstanbul'a döndüler. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Biz tabii araba... Aygur Akbaş tarafından alınıp götürüldükten sonra biz savcılığa başvurduk. Savcılık tarafından yakalama kararı çıktı. Araç Milas Havalimanı'ndan yakalandı. Biz de Yediyemin'den aracı teslim aldık. Tabii bu senetleri biz sistemden, E-Devleti'nden bakarak gördük. Dün itibariyle haberimiz oldu. Şimdi senetlere baktığımız zaman da senetler arabanın hemen yakalanmasından sonra işleme konuluyor. Yani normalde senetlerin vade tarihi 5. ayın 7'si de 6. ayın 7'si ama... Araç yakalandıktan sonra senetlerin işleme konulması da manidar. Tabii buradaki çok da bir iyi niyet söz konusu değil. Tekrardan aracı icra vasıtasıyla yakalayıp geri almaya çalışıyorlar. Bizim anladığımız bu. Şimdi bu hususta biz gerek Ali Uğur Akbaş hakkında gerekse de bu iş senedi işleme koyan firma hakkında suç duyurumuzu yapıyoruz, hazırlığımızı yapıyoruz. Aynı zamanda senetlerle ilgili itirazımızı yapıyoruz. Çünkü senetler üzerinde gördüyseniz malen yazıyor. Yani evet. bir kızın aldığı bir mal alışverişi söz konusu değil. Tabii Ali Uğur Akbaş da biraz da kendi kızına araba almasına rağmen kendi kızını borçlu gösterip kendisi de kefil olarak gösteriyor. Biz kendisiyle bir görüşme söz konusu olmadı ama bu hususta savcılığa hem emniyet suistimalden hem dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunacağız. Evet, evet. Baba kız olması bir şey değiştirmiyor ama insan da babasına güvenmeyecekse kime güvenecek? Burada ciddi i̇şte, anlamda bir güveni suistimal söz konusu. Evet, evet. Kişinin doğru. daha önceden sabıkası var mı çok, Ali Uğur Akbaş'ın? Çok. Çok öyle sahte mi? Evrak düzenleme. Çok. Bir bilgim yok. Yani bak, hayır, etkili olur mu? Tabii ki etkili olur değil mi avukat bey? Sabık olması, bu olayları defalarca yapması tabii ki de etkili bir kanaat, olur. Bir kanaat, yani bir kanaat. Kişinin geçmişi tabii ki önemli. Ama dediğim evet. gibi hani burada senedi işleme koyan firma hakkında biz gerekli itirazlarımızı, gerekli suç duyurumuzu hem Ali Rıza, Ali Uğur Akbaş hakkında hem de senedi işleme koyan firma hakkında yapıyoruz. Ama malum normalde araç alındığı zaman aslında senetten ziyade rehin koyarlar varsa bir borç.
borç bittikten sonra rehin kaldırılır ama biz dediğim gibi yani burada çok da bir iyi niyet aramıyoruz zaten artık. Evet. Böyle bir durumda söz konusu değil. Yani şu anda Aleyna zaten babası tarafından ciddi anlamda kandırıldığını ve aldatıldığını söylüyor. Haklı da yani sonunda. Evet. Yazık. Bir çocuğun psikolojisini neyle düzelteceksin şimdi bu çocuğun? Yani normalde sevinçle geldi teslim almaya. O hevesle geldi, o sevinçle geldi ama daha sonradan bu iddia takiplerini görünce tabii kız da psikolojik olarak da bayağı bir üzüldü. O haliyle de yola çıktı, gitti tekrardan. Evet, siz bu müdahaleleri yaptıktan sonra, hukuki gerekleri yerine getirdikten sonra bir süre rahat nefes alırlar, toparlanırlar, düşünürler ve birlikte güzel yol alırsınız diye düşünüyorum. Çünkü ya, hakikaten dolandırıcılık da... Tabii. Dolandırıcılık söz konusu. Evet, dolandırıcılık da söz konusu. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu araba kızınızın üzerine değil mi? Evet canım. Borç var mı üstünde? İşte 180 bin liralık senet. Peki arabanın değeri ne? Şu an arabanın değeri herhalde 400-450 değil mi avukat bey? Arabanın değeri 400-450 var. Aracın üzerinde herhangi bir şekilde rehin veya haciz söz konusu değil ama dediğim gibi yani şu anda icra takibi gönderdikleri gibi hacize koyarlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Satsaydın arabayı, verseydin lanet gelsin parasını. Tamam da. Niye yapmadın? Bunu ama şimdi tamam satayım bu kadar şeyle ama kız arabasını istiyor, ağlıyor, üzülüyor. Dün gördünüz Salih Beyciğim. Arabasını evet, nasıl... Yani şimdi ya 180 bin lira yani. İçin 300 bin liradan da... O da 250 olmuş. 250 olmuş o parada. O parada dosya, 250 olmuş ya. Tabii şu anda 180 bin liralık icra takibi avukat ücreti faizlerle beraber 200'ü geçmiştir aslında. Peki avukat bey çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi ben sesimi duyurdum. Evet. Eğer ki bunlar da insansa artık bu kızı bıraksınlar arabasıyla mutlu olsun. Eğer ki gene bunu devam ederse o zaman ne yapacağız? Tabii ki de aracı satacağız. Tabii ki de o ödemeyi tabii ki de yapacağız çocuğum. Tabii ki de benim için çok önemli. Evet. Yani bir de ben çocuğumla iki tane senetle. Çekte ben çocuğum hiç araba alabilir miyim Pınar Hanımcığım yani evet. O ödeyecek diyor. Benim 180 lira cebimde olsa sonuçta. Cebimde olsa direkt ona göre bir araba alırım değil mi Bilal Bey? Kaç yaşında oldu kızımız şu an? 21 çalışmıyor şu an. Reklama mı gideceğiz? Reklama evet, mı gidiyoruz? Bir reklam aramız var. Tamam. Ardından devam edeceğiz. Evet Gülbin Vardar stüdyo konuğumuzdu. Eşi Yeliz Yeşilmen'in de eski eşi Ali Urakbaş'ın kızını dolandırdı iddiasıyla evet. Yayınımıza konuk evet. Oldu. Buradan sesini duyurmak istedi. Biz de merhamını dinledik. Neler yapabiliriz bunu konuştuk. Ben şimdi bir şey daha yine iddia sahipleri ediyorum, evet. Bizlere ulaşabilirler. Yayınımıza da tekrar katılabilirler. Evet. Onlar da konuk olabilirler. Son sözlerimizi alalım. Ben bir şey merak ediyorum. Kızımız okuyor mu? Yok maalesef okutamadım. Geçen kaç yaşında? Sene 21 yaşında üniversite bir özel üniversiteyi kazandı. Evet. Benim şu an maddi durum babam vefat ettikten sonra eskisi gibi maddi durumumuz iyi değil. Ben de tabii ki de sürekli işe giden bir insan evet. Da değilim. Babasından isteseydin? İstedim. İstedim vermedi. Nasıl yani? Evet vermedi. Kızın okul parası vermedi. Yazıklar olsun. Evet. Öyle bir üniversite olsun. Ne olacak? Oraya gidecek de alacak. Devlet üniversitesine gitsin. O üniversite mi deyip bahanelerle yazıklar vermedi. Olsun şimdi ya. Ama kızım gene girdi. Bu sene gene girdi Pınar ablası. Gene girdi. Ben gene girdi. O benim de kızım sayılır. kızımıza tavsiyem okusun. Ayakları üzerinde istiyor. Dursun. Evet. Çalışsın. Arabasını da kendisi alsın. Evet. Evet. Herkese yani, cevabını böyle versin. Böyle versin. Evet. Evet. Ki evet. Verecek de evet. O kadar evet. Akıllı ve hırslı bir kızım. Onu tavsiye ediyorum. O babanın inşallah. Da yüzüne evet. Bir daha bakmasın. Yok bakmıyor. Bakmasın. Evet, bakmıyor. Öyle baba olmaz evet, olsun. Evet bakmıyor. Siz birbirinize yetersiniz zaten. Yetiyoruz biz çok herhalde. Mutluyuz. Nasıl bir evlat okutulmaz herhalde. Ya? Biz herhalde. Çok mutluyuz ayakkabını satarsın, yok. Neyin varsa satarsın evladını evet. Okutursun çok ya. Çok iyi bir parada evet. Yani öyle çok şey bir parada değil yani. Pes. Benim daha söyleyecek hiçbir şey yok. Bilal abi senin bir söyleyeceğin evet, şey var. Mustafa Topaloğlu aradı reklam arasında. Kendisinin yayından kaçtığını söylemiştim. Ben kaçmadım dedi, yayından düştüm dedi. O bunu da iletmiş olayım. Peki. Yine sosyal medya sayfalarımızdan evet. Da bize ulaşabilirsiniz. Beyaz Magazin sayfası üzerinden videolarımıza ve YouTube Beyaz Magazin sayfasından da yarın 8.45'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.